videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Movlink Pro Docs'un M2 versiyonu olan ürünü tanıtacağız. Geçtiğimiz günlerde hatta günlerinde kullandık. İlk video çekimimizi, denememizi yaptık. Şimdi bundan sonraki videolarımızda artık bunu kullanacağız. Bu videoda sadece Godox'u incelemesini ve testini yapmayacağım. Aynı zamanda geçmiş yıllarda ekipmen vardı, kullanmış olduğum, kazandığım tecrübeleri de aktaracağım. O yüzden videoyu izlemeden önce kanalımıza abone olup aklınıza takılan yerleri dikkatle dinleyip bize yorum olarak yazarsanız size geri dönüş yapıyoruz. Hemen hızlıca başlayalım. Godox biliyorsunuz son zamanlarda oldukça popülerlik kazandı. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi fiyatının çok uygun olması ve içerisinden çıkan ekipmanlarından dolayı oldukça gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Fiyat performans ürünü olduğu için içerisinde bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürünler bulunmakta. Az önce çekimini yaptım. Şu an ekranlarınızda izliyorsunuzdur. Ben bunun sıfırını alamadım. Bütçem yetmediği için ikinci elini aldım. Sizler de almak isterseniz ikinci eli artık piyasada oldukça yaygınlaşmış durumda veya ekipmanlarını değiştirmek isteyenler için ikinci el olarak da kullanabilir. M1 ve M2 arasında farkı söyleyeyim. M1 olduğu zaman bir mikrofon bir alıcı oluyor. M2 olduğu zaman iki mikrofon bir alıcı oluyor ve bu kutuda yanında hediye olarak geliyor. Bu kutunun avantajlarından birisi ise hemen şurasına şarjı takıyoruz. Ekipmanları da içine koyduğumuz zaman 1,5 saat gibi kısa bir sürede çok hızlıca şarj etme özelliği. 6 saat kadar da şarjının gitmesi en büyük avantajlarından birisi. Bizim gibi uzun çekimler yapanlar için büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda bunu yaka mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. İçerisinde 2 tane de yaka mikrofon çıkıyor. Lavyen şeklinde. Onları da kullanabilirsiniz ve rüzgar önleyici dot ketler var. Birazdan bunu da deneyeceğim. Hatta şununla deniyorum sizler için. Evet, taktık. Şu an bunu da diğer kolumuza takalım. Rüzgar bu tarafta. Şu an dışarıdayız. Ara rüzgarlar geliyor. Duyuyorsunuz da hışırtı seslerini. Şu an sesimiz iki mikrofondan da size ulaşıyor olması lazım. Evet, bizim daha önce kullanmış olduğumuz ekipmanlardan birisini hemen göstereyim bu şekilde. Magic Voice, daha önce inceleme videosunu çekip paylaşmıştım. Mikrofonumuz da buydu. Kalem pille çalışıyor. Çekimlerde gayet işimize yarıyordu. Pil bittiği zaman bunun pilini değiştirebiliyoruz ama alıcısı vardı. Alıcısı da şöyle bir sıkıntısı var. Şarjı daha kısa gidiyor. Bu 6 saat gittiği için bununki de bu şekildeydi. Ucuna bir dönüştürücü aparat takıp kameramıza bağlıyorduk. 6,5-3,5'a çevirip artık bunu da piyasaya sürüp satacağız. Aradaki farkı söyledikten sonra kullanacağımız diğer ekipmanı bahsedeyim. Ben Godox'un sadece bu şekilde olduğunu biliyordum. Daha sonra bir baktım ki böyle bir aparatı daha varmış. Bu sonradan piyasaya çıkmış ve yerleştirmiş bir ürün. Bu da gerçekten inanılmaz pahalı. 319 lira. Küçücük plastik bir parçası 319 lira vermek gerçekten bizi çok zorladı ama mecbur kaldık almaya. İşte bu görmüş olduğunuz ekipman bu. Sadece bu. İki parça. Buna 319 lira istiyorlar. Ben aldıktan sonra bunun fiyatı yine artmış. 319 lira da 365 TL'ye çıkmış. Artık siz izlediğinizde belki videoda fiyatı daha da artmış olabilir. Bu bize ne gibi avantajlar sağlıyor? Sokak röportajları ve vlog çekimlerinde biz el mikrofonu kullandığımız için daha çok. O yüzden bize bu avantaj sağlıyor. Mikrofon süngerini takacağım şimdi içerisine. Hatay günlerinde video izlerseniz rahatlıkla görürsünüz. Bunun mikrofon içerisinde şöyle köşeli olarak takılıyor. Biraz daha yakından göstereyim şimdi sizlere. Daha yakın görmeniz açısından bakın görmüş olduğunuz gibi köşeli tam bunun içerisine girecek şekilde oturuyor. Ve buraya da biz bu kablosuz mikrofonumuzu takıyoruz. Taktığımız zaman gayet işimizi görüyor. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Datket'i çıkartıp ve aynı zamanda kendi mikrofon süngerlerimiz var. O biraz daha büyük. Onları da göstereceğim. İçerisine koyduğumuzda bakın bizimki bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gayet tutuyor. Bir sıkıntısı yok. Ve bunun burada bir aparat kısmı daha var. Vida şeklinde. Onu da ne işe yaradığını anlatacağım. Öncelikle hemen dot ketimizi çıkartıyorum. Evet, hemen şu şekilde gayet kolay mandalı var. Nasıl göstereyim? Şöyle arasına takılıyor. Takıldıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde dot ket takarak da üzerine şu şekilde dot ketini takarak da kullanabilirsiniz. Sokak röportajlarınızda aynı işi yapacaktır. Ama görsellik açısından şöyle söyleyeyim. Bunu daha çok şöyle şu şekilde içine takıp kullanıyoruz. Gayet de sağlam oluyor. Sağa sola sallanmıyor. Datket'i çıkarttığınız zaman hafif içerisinde oynamada yaptığını söyleyebilirim. Ama o şekilde kullanabilirsiniz. Gayet işinizi görür. Bizim diğer mikrofonumuzu da hemen göstereyim. Aradaki fark ikisi de bu şekilde. Bu tabii ki biraz daha kavruyor süngerin içerisini. Tam işimizi görüyor. Aradaki ağırlık olarak bu tabii ki metal ağırlıklı olduğu için daha fazla yoğun ve zor oluyor. Hemen diğer detayı da sizlere paylaşayım. Mesela mikrofon sehpasında gayet rahatlıkla oturtabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ve
Diğer benim için en önemli şeylerden birisi, güzel özelliklerden birisi bu altında bulunan vidası vardı görmüş olduğunuz gibi. Bizim sokak röportajlarında bu yutengi kullanıyoruz, uzun uzayan. Kameramız üzerine takıp sağa sola çevirerek çekimlerimizi yapıyorduk ve şimdi bunun altını buraya takıyorum. Bu ne avantaj sağlayacak diye soracak olursanız, eğer sokak röportajları veya uzun çekimlerde veya böyle konuşmalar röportajda olursa, kalabalığa da giremiyorsanız, bu tür şeylerde bu ekipman size böyle uzattığınız zaman kalabalığa girmeden bu şekilde bir avantaj sağlamış olacak. Yani böyle bu şekilde mikrofonu kalabalığa girmeden tutabilirsiniz. Zaten çok hafif olduğu için ağırlık yapmıyor. Aerodinamik yapısından dolayı sizin de kolunuzu, tutacak kişinin de kolunu yormuyor. Zaten biliyorsunuz siyasiler basın açıklaması ve benzeri şeyler yaptıkları zaman oralarda böyle mikrofon kalabalık olur ve bütün basın doluşur oraya etrafını. O yüzden bu tür şeylerde çekimlerde yapmak isteyen veya TV kanalları için çekimler yapanlar için bu ekipman gerçekten çok işinize yarayacak diyebilirim. Bu kadar anlattım. Aklınıza takılan yerler olabilir. Biz daha önceki çekimlerimizde kullanmış, test etmiştik bunu. Telefonlar için nasıl kullanır ben hiç test etmedim ama bugün test edeceğim size. Telefonlar için test etmeden önce birkaç tane detay hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Biz daha önceki kamerayı almadan önce çekimlerimizde daha çok cep telefonumuzla çekiyorduk. Cep telefonla çekerken şöyle bir özellik var, şöyle bir sıkıntımız var. Bazı telefonlar mikrofonlarımızı taktığımız zaman hala kendi mikrofonuyla almaya devam ediyor. Rüzgar da çıkmaya başladı bu arada arkadaşlar. Sesimiz de geliyor mu bilmiyorum. Şu an ses 1-2. Şu an çıkartıyorum. Eyvah, her şeyler uçtu. Datket'i çıkartmıyorum. Bakın datketle şu an duyuyorsunuz rüzgarın sesini de. Ses 1-2 evet. Ortada bir toplayıp devam edeceğim. Harici mikrofonu telefona takıp sesi kaydedip kaydetmediğini telefonunuzu o şekilde test edebilirsiniz. Yaka mikrofonu taktınız. Sesi kaydediyor mu kaydetmiyor mu? Burada en büyük yanıldığımız noktalardan birisi şu. Telefon sesi kaydetme özelliği var mı yok mu anlamak için kendi mikrofonunu kullanıyor. Bazen mesela yaka mikrofonu takıyoruz. Algılamıyor, görmüyor. Programsal olarak bir sıkıntı oluyor. Bazı modellerde mesela bu Huawei'nin modellerine veya Samsung'lardan bazı üst modellerinde direkt taktığınız zaman yaka mikrofonu yani harici mikrofonu görüyor. Buna dikkat edeceksiniz. Çekiyor mu? Çekmiyor. Eğer çekmiyorsa Google Play'den çeşitli uygulamalar indirmeniz gerekiyor. Snap kamera veya HD kamera gibi bizim indirdiğimiz trend kamera işte şeklinde uygulamalar. Onlarda ayarlar kısmına geldiğinizde harici mikrofon, mikrofon kısmını harici mikrofon olarak seçip gördüğünü otomatik olarak algılasın diye yapabileceğiniz ücretsiz uygulamalar var. Onları da indirip kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle bir de sıkıntısı var. Odaklamada sıkıntılar çıkıyor. Bazen bulanıklık yapıyor gibi şeyler oluyor. Ben geçmiş yıllarda bolca sıkıntılar yaşadım ama şimdi telefonlarınızın modeli değiştiği için belki destekliyor olabilir. O yüzden de bunu test etmenizin en kolay yolu bir tane yaka mikrofonu takıp test edip sesi telefondan mı kaydediyor yoksa cep telefonunun kendi mikrofonundan mı kaydediyor onu öğrenmeniz büyük fayda sağlar. Hemen şimdi cep telefonuyla çekime devam edelim. Cep telefonuyla çekimlerde arkadaşlar bu gelmiş olan kırmızı kablonun bir kısmı 3 çentik, bir kısmı 2 çentik oluyor. Bu 4 çentik, yani 3 çentik daha fazla çentik sayısı fazla olanı telefonumuzun girişine takıyoruz. Diğer kısmını da alıcıya takacağız. Hemen şimdi o çekimimize başlayalım. Ses 1-2 bakalım şimdi sesimizi nereden kaydediyor. Evet, şimdi telefonla kaydedip kaydetmediğini test etmeye çalışacağız. Deneme 1-2. Bakın burada şu an rüzgar esmeye başladı. Hemen dalda sallanıyor. Oh, mis gibi çiçekler de açmış durumda. Gayet de güzel. Mesafemiz ama herhalde ise bir 5-10 metre vardır buradan. Şu an rüzgarla ağaç esmeye başladı. Ve hemen yaklaşıyoruz. Sesimizi kaydetmediğini test etmek istiyorum. Gayet merak ediyorum. Telefonun mikrofonuyla mı kaydediyor yoksa harici mikrofonun kendisiyle mi? Merak ediyorum. Hemen şimdi bakalım kaydımıza. Arkadaşlar, trend kamerayla çektim. Sesimi gayet güzel kaydediyor. Evet, şimdi ise telefonumuzun kendi kamerasıyla çekeceğiz. Bakalım seslerimizi kaydedecek mi güzel şekilde? Detaylara bakalım. Şimdi video kaydımızı çalıştırdık. Biraz uzaklaşalım. Sesimizi kaydedip kaydetmediğimi merak ediyorum. Evet, gayet uzaklaştık. Bu kadar mesafe yeterli bence. Ses bir. Şu an rüzgar yok. Datketlerden bir tanesini çıkartmaya çalışacağım. Bakalım sesimizi kaydedecek mi? Ses bir. Bunu tam kendimize doğru tuttuğumuzda gayet net bir şekilde sesi alıyor. Ve bir de bir detay daha var. Bunun alıcısıyla bunu tam görmesi gerekiyor. Gördüğü zaman o zaman size gayet güzel şekilde aktarıyor. Bunu fark ettim geçtiğimiz videolarda. Şimdi takıyoruz dakikimizi. Rüzgar çıkacakmış gibi bir hava var. Hemen biz yaklaşalım kameramızın yanına.
kısa kısa testlerimizi de gerçekleştirmiş olduk ve şu an hala dışarıda rüzgar esiyor. Rüzgar tutucumuz da görmüş olduğunuz gibi işe yarıp yaramadığını videoda artık montajda ben de görmüş olacağım. Aynı zamanda arkadaşlar, eğer siz cep telefonunuzda çekim yapıyorsanız aklınızda bulunsun. Şu şekilde ben almıştım daha önce. Şöyle bir aparat alabilirsiniz. 3 çentikli bu Y şeklinde dönüştürücüler var. Bir tarafına mikrofonu takıyorsunuz. Bir tarafına ise kulaklığınızı takıp hem sesi kaydedip kaydetmediğini oradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde cep telefonunuzda dönüştürücü, yani 3 tane çentiği olması gerekiyor. 4 boğum diye söyleyebilirim. Bunu taktığınızda ve telefonunuzun kaydedip kaydetmediğini o şekilde anlamanız gerekiyor. Zaten bu aparatlarımızın kırmızı olanında da 4 çentik bulunmakta bir tarafında. Onu kullanıyoruz. Bu şekilde kaydınızı yapabiliyorsunuz. Evet, aklımıza gelen şimdilik bunlar. Videomuzun sponsorlarından bahsedeyim. Bizim videomuzun sponsoru DevSecure değerli antivirüs programı. Cep telefonlarınızda güvenle kullanabilirsiniz. Birçok özelliği var. Bir yıl boyunca çok uygun fiyata, bir çorba fiyatına DevSecure uygulamasını indirip kullanabiliyorsunuz. Google Play'de ve iOS cihazlarımızda bulunmakta. Hem QR kod tarama özelliği, hızlandırma özelliği bulunmakta. Her geçen gün yeni versiyonları ekleniyor. Cep telefonunuz haricinde aynı zamanda bilgisayarlarınız içinde kullanabilirsiniz ama cep telefonlarınıza kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü siber saldırı artık mobil cihazları 3 kart atmış durumda, bilginiz olsun. Cep telefonunuz haricinde bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda arka planda çalışan dosya kendisi otomatik olarak tarıyor. Bilgisayarınızın performansını artırdığı gibi aynı zamanda da bilgisayarınızın RAM'ini yormuyor. Fiyatlar inanılmaz uygun. Kullanıp test etmenizi öneriyorum şiddetle. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Mikrofon süngerimiz var ki nereden aldık onu da merak edenleriniz olabilir. Daha önce anlatmıştım, videolarımızda 2 tane mikrofonumuz gelmişti işte şeklinde. Mikrofon süngerinin logo baskı olarak geçiyor. Burada sosyal medya hesapları da var. Yakından da göstereceğim. Oradan da isterseniz bizim isminizi verirseniz gayet uygun fiyatlara mikrofon süngerleri de temin edebiliyorsunuz. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka videomuza mesaj olarak bırakın. En hızlı şekilde dönüyoruz gün içerisinde. Videomuzun sonuna geldik. Yeni videolar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.